Merhabalar, 3. adadan 3. bölümde karşınızdayım arkadaşlar. Sırasıyla bütün bossları keselim. İlk bossumuz arı bossu. Hemen başlayalım arı bossuna. Arı bossuna Cheezer'la başlayacağım. Evet, başladık. Cheezer'ı kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar burada. Çünkü polis memuruyla düz memurlar çok fazla hareket ediyor sağda solda. Başka silah kullanırsanız onları vurmanız zor olabilir. Atışlarınızı isabet ettirmeniz zor olabilir. Cheezer bu soruna tamamen çözüm, birebir çözüm. Son anda bir tane peri attım arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şimdi kraliçe arı gelecek. Nereden gelecek bir bakalım. Az kala aşağıya düşüyordum. Şimdi burada ben Cheezer kullanmaya devam edeceğim. Şöyle fazla heyecan yapmadan Cheezer'larımızı kullanalım. Sağdan geldi. Süper kullanalım. Bakalım nasıl bir büyü atacak. Burada büyü atıyor. Pembe bir top attı. Sorun değil. Bu oyunda biliyorsunuz pembe renkli olan hiçbir şeyden korkmuyoruz. Çünkü pembe olan şeyler tamamen bizim yararımız arkadaşlar. Şöyle yer değiştirelim. Bir tane daha geldi. Ne atacak? Değişik bir üçgen oldu. Bu da pembe renk. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil derken yere düşüp hasar edik. Burada kraliçe artık son kuzunu oynayacak. Bakın kitabın sayfalarını değiştiriyor, karıştırıyor. Ne bulabilirim diye ve buldu, kendini uçağa çevirecek. Çevirsin bakalım. Çevirsin bakalım ne kadar etkili olacak. Bu yumruklara dikkat edin. Yumruklar ekranın dışına gidiyor, oradan geri geliyor. Derken zaten knockout oldu. Kolay bir şekilde iki canla geçtik arkadaşlar. İki can biraz kötü. Burada sıkıntı olan şey, hani A vermeyecek ya, tekrar geleceğiz bu boss'lara. O birazcık bizim için zaman kaybolacak ama olsun, sorun değil. Bir videoda onların hepsini hallederim. Burada bir korsan var. Ne diyor? Bize şey veriyor, ipucu veriyor. Her boss'a aynı silahla girmeyin. Silahlarınızı değiştirin diyor. Şimdi ben burada ne yapabilirim bir düşünüyorum. Burada bumerang'ı kullanayım. Bumerang mı kullanayım? Burada gaz bombasını kullanayım. Süperin birinci süper olarak kalsın. Şöyle bir girelim bakalım. Şimdi kaba sakal boss'una giriyoruz. Kaba sakalda bumerang kullanmayın arkadaşlar. İşe yaramıyor. Cheezer kullanın. Bir de sürekli hareket halinde olun ki şu varili hareket ettirmeye çalışın. Düşürmeye çalışın. Yani istemediğiniz bir anda o varil kafanıza düşerse sizi bayağı bir zor duruma düşürebilir. Haberiniz olsun. Şöyle perilerimizle yapalım hızlıca. Evet. Şimdi kaba sakal bir şey çağırdı. O gelmeden şu varili bir düşürelim de biz. Sorun yaratmasın bize. Şöyle bir süper kullanalım. Yine balık attı. Balık ağzından neler atıyor? Pembe toplar atıyor. Bizim için harika, işimize yarayacak şeyler. Çünkü peri atıyoruz. Şunları kırabiliyorum ama kırmak önemli mi? Keşke onları kırmadan bütün atışlarım şeye doğru gitse. Kapı sakalı doğru gitse de. İki tane peri attım. Çat çat. Süperim gelsin. Bir süper daha kullanacağım. Şu top geçsin altımdan. Evet, güzel bir süper daha. Neden uzun sürdü? Son feze geçmemiz lazımdı şu ana kadar. İki tane süper kullandım. Varili düşürelim. Tamam, son feze geçtik mi? Aa, son feze gene geçemedik. Ağzıyla değişik bir hareket yaptı ama. Son feze şu an geçiyoruz. Burada gene varili düşürmeye çalışalım olabildiğince. Varili sağ tarafa gidiyor. Şöyle eğilelim. Varil kafamı düşecek. Hemen hareket etmem lazım. Edemedim ne yazık ki. Ne yazık ki edemedim arkadaşlar. Şu varili gene kafamıza düşürelim. Hareket etmesin. Şöyle eğilelim. Harika harika. Knockout. 3 canlı olsaydım daha iyi olurdu ama gene 2 canlı geçtik. Sorun değil ya. A almışız. Harika. Sorun değil. Buradaki yol tamir oldu. Hemen şuradaki maratona girelim. Burada ilk paramız var. Ay. Şurada ilk paramız var. Heh, aldım, parayı aldım. Şunun içinden geçeceğim. Birazcık temkinli ilerleyelim ya. Hızlı olmanın bir anlamı yok. Burada bir yengeç daha geliyor. Şu yengecin üzerinden zıplayıp paramızı alalım. İkinci paramızı da aldık. Nasıl sen o tahtanın üzerine çıkmıyorsun? Bak beni delirtme kapet.
Boşu boşuna hasar yedik arkadaşlar. Yememem gereken bir hasardı. Şimdi şurada yengeç kardeşe ateş edeceğiz. Yengeç kardeş bir suyun içine girsin. Gir bakayım yengeç kardeş. Sen daha çıkar mı? Yok, tamam. Şurada gizli bir tane para var. O parayı alalım. Şöyle devam edelim. Ahtapotun üstüne çıkalım arkadaşlar. Ahtapotun üstüne çıkacağız şimdi. Evet, periye atalım. Ahtapot her peri attığımızda ileriye doğru bir tane top fırlatıyor. O top sayesinde de kayaları kırıyoruz. Bakın burada bir tane para olacak şimdi ileride. Bu parayı almak biraz sıkıntı olabilir ama doğru zamanda peri yaparsak hiçbir şey olmaz. Evet, yaptım ve aldım. Şimdi şurada bir peri yapmam daha gerekli. Yaptım. Harika. Çok az kaldı şu an. Tamam, bir kayayı daha kırdım. Evet, bitti sayılır. Ahtapot burada çökecek. Hemen biz atlayalım ve geçelim. Bravo, geldi. Aldık değil mi bütün altınları? Aldık, tamam. Şimdi ben burada şaplığa takıyorum. Lokumu takıyorum. Çünkü bir mozoleye daha gireceğiz. Buradan 3. süperimizi alacağız. Chalice'i kurtarmamız lazım. Evet Cuphead, hadi bakalım. Çaplakları düzgün atalım. Yapacağımız tek bir hareket burada, tek hatalı hareket burada, kaybetmemize neden olabilir. Çünkü çok fazla hayalet geliyor burada gördüğünüz gibi. Oha. Büyük hayalet de geliyormuş. Bunu hatırlamıyordum ben. Bir saniye. Allah, son anda değiyordu. Son anda değiyordu. Öyle şey yakalanabilirdik yani, kaybedebilirdik. Yeter daha. Kaybedecek gibi hissettim kendimi. Zormuş. Bayağı da hızlı geliyor zafer. Güzel. Şu an 3 tane mozuleyi yendiğimiz için, Chalice'i kurtardığımız için bir başarım daha kazandık arkadaşlar. Son süperimizi de bu şekilde almış olduk. Bunun ardından ben dükkana gireceğim. 7 tane param var çünkü. Bu 7 tane paramla alabildiğim kadar bir şeyler alayım. Bakayım ne var. Şu crackshot'u alayım. Şu canı alayım. Bunları çünkü artık şeyde kullanacağız. Bütün eşyaları satın alma başarımında kullanacağız. Şimdi şurada bir boss var. Warner Verman boss'u. Fare boss'u. Hemen buna girelim. General Fare. Evet, General Fare'ye geldik arkadaşlar. General Fare benim çok sevdiğim bir boss. Özellikle Cuphead Show'u izlediyseniz orada da çok tatlı bir karakter General Fare. Warner Verman. Ben bu boss'u seviyorum. Keyifle oynuyorum. Attığı bombalar bize hasar verdiği kadar bir de etrafı yayılıyor. Ona dikkat edelim. Şurada çöp fırlatıyor bize. Çöplere peri atabiliyoruz. Şimdi burada zıplamamız lazım trambolinle. Evet, zıpladım. Şimdi bir kere daha zıplamamız gerekecek mi? Tamam, diğer feze geçti. Diğer feze geçtik, sıkıntı yok. Burada avcı bombasını alalım hemen elimize. Etraftan gelen gazoz kapaklarından olan şeylere dikkat edelim. Burada hasar yiyebilirdim. Şimdi sıkıntılı bir yerdeyim açıkçası. Birazcık zorlanıyorum. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Evet, phase bitti. Güzel, phase bitti. 3 canla sona geldik. Kedi de arkadan geldi ve fare artık kediye kontrol ediyor arkadaşlar. Kafamı tahta düştü ya. Bu tahtayı neden görmüyorum ben? Az kala fareye, hayalet fareye peri atmaya çalışıyordum arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Şöyle vuralım. Yine tahtalar yukarıdan iniyordu. Bu sefer gördüm. Onlardan hasar yemedim. Bir canla kurtulduk. Ne verdi? B vermiştir ya. A vermez buna. Verdi mi? A eksi verdi. A eksi de A sayılmaz ki ama ya. Şimdi sahilden devam etmek istiyorum. Ben sahilde deniz kızı var çünkü. İlk olarak deniz kızına gitmek istiyorum. Deniz kızına girmeden önce kahveyi alıyorum üzerime. Zaten geri kalan diğerlerine gerek yok. Deniz kızı boss'una girelim.
Evet, takır tokur ateş ederim. Kahve sayesinde süperlerimiz o kadar hızlı gelecek ki inanamayacaksınız siz de. Uçak bosslarını geçmek istiyorsanız kahveyi kesinlikle kullanın arkadaşlar. Burada balon balıkları geliyor. Bazılarını peri atabiliyoruz. Onlara peri atmayı unutmayın. Şimdi burada peşimizde dolanan garip elektrik balığı var. Hemen ultim gelmiş, süperim gelmiş. Tak diye kullanalım. Bu deniz atı çok gıcık bir şey ya. Bizim hareketlerimizi gerçekten bayağı bir bozuyor. Evet, yılanlar mı geliyor? Yok, yılanlar daha gelmedi. Yılanlar ne zaman gelecek merak ediyorum. Alamar ya, artık doğru saldırı yap, güzel saldırı yap. Hadi yılanlar gelsin. Evet, geldi. Kalamarya deniz kızı Medusa'ya döndü artık arkadaşlar. Çok sevdim. Dansı da yapıyor. Şurada kırmamız lazım bunu hızlıca. Şöyle süperimizi kullanalım. Gidelim, vuralım bütün yılanları da. Keselim arkadaşlar. Şu periyi atamadım. Kalamarya'nın burada kafası koptu, ayrıldı vücudundan. Burada önemli olan şimdi birazdan gene bize heykel yapma atacak. Bundan kurtulmam lazım. Kurtulamadım ya. Onu hızlıca kırmak gerekiyordu. Kıramadık. Şimdi şuradan sıyrılalım. Gene hasar yiyeceğim. Yanına yaklaşıp süper kullanmak istiyorum. Nakat. Bir canla geçtik. Bütün bossları bir canla geçiyoruz bugün. Anlaşıldı, bu A rankına kasmak için yapacağım video bayağı bir uzun olacak. Çünkü neredeyse bütün bosslara geri döneceğim. 4 tane boss kestik. 1, 2, 3, 4. Evet, şu an 4 tane boss kestik. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3 tane daha boss kaldı. 3 tane boss nasıl kalıyor? Ha, tiyatro var. Burada gizli para var mıydı? Şurada gizli para olduğunu hatırlıyorum ama burası değil miydi orası? Şurada gizli bir yol vardı. Tamam. Şurada gizli bir yol varmış arkadaşlar. Kestirme. Bunu da gördük. Hadi buranın önüne geldik. Madem kahvemiz takılı, bir de manyak robota girelim. Robot da insanı deli eden bir boss. Ama tabii ki bizim için sorun değil. Biz artık her şeyi öğrendik, biliyorsunuz. Şuna peri atalım. Sırayla bir altı bir üste giderek her yeri kıracağız arkadaşlar. En üste gidelim. Şu an her yeri kırmama çok az kaldı. Kalbi çıkacak. Kalbi çıktığı zaman süperimi kullanacağım. Şöyle süperimi de atalım. Mıknatıs da beni çekiyor bir yandan. İlk fez bitti. Lan gelme bomba. Arkadan da geldi. Allah kahretsin seni. Bu bombaları sinir oluyorum ya. Ekranın dışından falan geliyorlar. Gerçekten insanı deli ediyorlar arkadaşlar. Tamam, bombayı da aşağı indirdik. Şimdi burada son phase. Bu phase gene zor bir phase. Bakalım nasıl bir performans göstereceğiz. Süperim geldi mi? Süperim geldiyse basalım. Süper bildiğim bir tane hasarı emiyor. O yüzden süperi hızlıca basıyorum. Şöyle yaklaştım. Rengarenk ateşler ediyor bize. Süperim geldi mi? Süperim bir tane daha geldi. Bunu güzel kullanamadım. Kahve sayesinde süperim ne kadar hızlı geliyor görüyorsunuz. Tabii biraz da peri atıyorum ben. Bir tane daha süper geldi. Şöyle kafasına vuralım. Knockout. Knockout ve bu sırada tabii ki bir başarım daha kazandık. Bu başarım neyle alakalı? Süper kullanarak boss'u yendiğim için başarım kazandım. Yani bir boss'u süper kullanarak bitir olarak bir başarım olması gerekiyordu. Onu kazandık arkadaşlar. Benim gibi yaparsanız, size herhangi bir boss'ta tam öleceği sırada süperinizi kullanırsanız bu şekilde başarım alabilirsiniz. Devam edelim. Tiyatroya gelelim. Tiyatroya girerken burada tabii ki gaz bombasını alacağım. Bunlar yeterli mi? Bunlar yeterli. Crack shot alalım şu avcı bombasının yerine. Crack shot güzel. Bir de şöyle bir başarım var. Bu DLC'lerle gelen bir boss. DLC'lerle gelen bir başarım. Sizde DLC'ler yoksa bu başarımı muhtemelen alamayacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü DLC silahlarının herhangi bir tanesiyle bir boss'u yen diyor oyun bize. Şu an ben de Crack Shot'ı aldım. Biliyorsunuz bu DLC silahı ve bu şekilde boss'u yeneceğim. Başarımı alacağım. Safinaz da
Çok hareketli ya. Kolay bir boss ve çok hareket ediyor gereksiz yere. Sahne değişti. Bebek gelecek şimdi. Bebekler gelecek sağdan soldan. Arabalar gelecek. Ben sana şöyle bir süper kullanayım de. Sen değişik değişik hareketler yapma, olur mu? Burada bumerang kullansam belki de daha etkili olabilirdi ama dediğim gibi başarım almak için crack shot kullanıyorum. Neyden hasar yediğimi anlamadım açıkçası demin. Yerdeki biberon kırılmamış mıydı? Ondan ben nasıl hasar yedim? Oo. Evet, burası. Şimdi burada sahneler oluyor. Şuna bir peri atalım. Normalde o periyi şu an atmamam lazım. Ben gaz bombası kullandığım için sorun yok. O dalganın üstünden atlamak için kullanıyoruz o periyi normalde. Ama dediğim gibi sorun değil. Şöyle bir gezegen atalım. Gezegende ben hasar vermeyi çok seviyorum ya. Evet, bu phase de bitti. O bu phase son phase değil miydi? Son phase nerede? He, son phase bu. Tamam. Şemsiye şimdi. Şu an sadece şemsiyenin üzerinden atlayacağız arkadaşlar. Güller geliyor. Güllere değmeyeceğiz. O kadar. Tamam, bitti. Evet, başarımı aldık. Dediğim gibi bu başarım diğer silahla gelen yeni silahlardan bir tanesiyle bir boss'u yendiğiniz zaman bu başarımı alıyoruz. A eksi. 3 tane boss kaldı demiştim. 2 tanesini kestik bakalım. Evet, şu an son boss. Son boss'a gireceğim ve bir tane maraton kalmış oluyor geriye. Hayalet trene girelim arkadaşlar. Hayalet trende güzel bir boss, eğlenceli ve oldukça kolay. Şimdi crack shot'ımızı hemen kullanalım. Crack shot'ı ben seviyorum biliyorsunuz. Ne kadar çok sevdiğimi gerçekten beni izleyenler bilir. Gerçekten güçlü bir silah ya. Böyle perilerimizi atmayı unutmayalım. Yukarıdan gelen bal kabakları biliyorsunuz pembe tuğlatıyor. Pembe tuğlayı atmasının ana nedeni bizim altında durduğumuz platformu sağa sola hareket ettirmek. Şurada yanlış mı yaptık? Tam phase biterken mi kullandım? Yo, iyi, güzel. Phase uzun sürdü ama bu kadar uzun sürmemesi lazım bu phase'in. Acaba crack shot iyi hasar vurmuyor mu? Ne oluyor şu an? Hıh, bitti. Ama uzun sürdü. Belki de bu merak kullansam daha etkili olabilirdim. Şimdi ne oluyor bu phase'de? Evet, bu phase oyunun en kötü phase'lerinden birisi. Saçma sapan bir kuru kafa geliyor. Ve bize böyle atak yapıyor. Bundan hasar yiyen ne bileyim ya, çok kötü oyuncudur. Bu phase'de hasar yiyen harbiden kötü oyuncudur diyeceğim. Şöyle kafasına vuralım. Bakın şurada ortada kalıyorum. Bana zaten vuramıyor. Crack shot sayesinde de hasarı vurabiliyorum iskelete. Şimdi burada en köşede kalacağım. Bu bölümünde şeyi bu. İpucusu bu. Bir tanesini erittiğim zaman sorun kalmayacak. Evet, hasar yedim. Sol taraftan başlaması kötü oldu. Şimdi sağ taraftaki başlayacak. Şu hayaletleri keselim. Eridi mi? Tamam, bu da eridi. Son phase'e geçiyoruz o zaman. Bu phase'e dikkatli olmamız lazım. Şöyle ortaya getireceğim platformu. Et taraftan gelen dumanlar vuracak bize bütün hasarı. Şu kuyruğuna peri yatalım arkadaşlar. Bakın şu duman tehlikeli, görüyorsunuz. Ona dikkat edelim. Alevlere dikkat edelim. Aa, duman garip bir şekilde geldi. Sağ taraftan gelmiyor muydu duman? Aynen, sağ taraftan şu an geldi. Evet, 3. adadaki bütün bossları tamamladığımız için başarımı da aldık. Şu an 3. adadaki bütün bosslar bitti. Ve bir tane şey kaldı. Renengan kaldı. Hemen onu da yapalım. Bölüm sonuna ersin. Açıkçası burası beni sevmediğim bölümlerden birisi arkadaşlar. Benim gözümde oyunun en zor maratonu. Hızlı bir şekilde başlıyoruz buraya. Bu fareler ölümsüz. Bunları yendiğimiz zaman, kırdığımız zaman yukarıdan iple gene iniyorlar arkadaşlar. Çok büyük sıkıntı yaratıyor bize. Şimdi yukarıdan geri girecek eğer atlamazsam. Kafamı düşecekti az kala. Şöyle devam edelim. Şu ağzını kapattığı zaman gitsem çok iyi olacak. Yok yani, bir şekilde beni itiyor. Diğer şeye düşürüyor yani. Paramızı alalım. Tamam. Şimdi platforma geldik. Bu platform gene tehlikeli bir platform. Etrafta canavarlar var. Burada hasar yememek önemli. Hasar yemeyelim.
Ve bir tane paramız var burada. O parayı kaçırmayalım yeter. Şöyle ortada kalmaya çalışıyorum. Para her an gelebilir. Evet, para geldi. Şu parayı alalım. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Şunları kıralım, devam edelim. Şimdi burada domuzcuklar çıkıyor yerden. Bu domuzcuklar da tehlikeli. Baksanıza, bir anda fırlıyorlar. Yani her an nasıl hasar verebilirler bize. Şurada paramız var. Şu paramızı alalım. Bu heykel çok deli ediyor insanı ya. Hani üstünden atlamak da zor. Üstünden atlanıyor ama gene de hasar yiyebiliyorsunuz. Kalkanı da kırdık. Artık son yerdeyiz. Bakın, Tepegöz burada bizi izliyor. Dev. Biz ilerlediğimiz zaman peşimizden gelecek. Şu an ateş etmeme gerek yok. O yüzden ateş etmeyi bıraktım. Elim yorulmasın. Orada hasar yedim alevden. İlginç bir şekilde. Burada kullanayım süperimi. Aleve yanlışlıkla deyip hasar yemek istemiyorum. Bir canım kaldı çünkü. Tehlikeli bir durumdayım. Açıkçası zorlandım. Ve bitti mi? Evet, bitti. Tamam, burayı da böyle tamamladık. Bütün paraları aldığımı düşünüyorum. Aldım. Ve başarımı kazandık. Şu an haritadaki bütün altınları topladık arkadaşlar. O yüzden başarımı aldık. Gazino'ya geldik. Videoyu burada durduruyorum. Dördüncü bölümden, yani Gazino bölümünden sonradan devam edeceğiz. Kendinize bakın, bay bay.